saldırı sonucu 33 dış yolcusu arkadaşımız ölümsüzleşirken yüzlerce arkadaşımız yaralandı. 9. yılına girdiğimiz bu katliamda kaybettiklerimizin acısıyla birlikte adaletin tesis edilememesi canımızı gittikçe daha fazla yakmakta, acımızı kat be kat artırmaktadır. Geçen onca zamana rağmen suçlular ve sorumlular bulunamamış, görevini ihlal ederek katliama sebebiyet verenlere para cezası vermekle yetinilmiş, belgeler ve deliller tüm ibrazlara ve itirazlara rağmen toplanamamış, dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu ise bildiklerini anlatmayı siyasi bir hesaplaşma kozu olarak kullanmış. Katliam aydınlatılamamıştır. Ama unutulmamalıdır ki gerçeklerin er geç ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır. Suruç katliamının bu dönemin katliamlarının başlangıcı olması sebebiyle özel bir yeri vardır. Ve ardından gelen tüm katliamları aydınlatmanın, hukuksuzlukları, cezasızlıkları gidermenin, adaleti sağlamanın yolu Suruç'u aydınlatmaktan geçer. Suruç için adalet, herkes için adalettir. Diyoruz ki, onların 33 düş yolcusunun kurduğu hiçbir düş yarım kalmayacak. Halkların barış içinde onurlu ve eşit bir yaşam sürdüğü bir dünyayı kurana dek mücadelemiz devam edecek. Suruç için adalet, herkes için adalet. 9 yıl dile kolay. 33 düş yolcusunun Suruç'ta katledilmesinin üzerine, adaletsizliğin üzerinden, adalet arayışının üzerinden, kamuoyunun bu olay üzerindeki maalesef çarpıtmalarla, maalesef görünmez kılınmasının üzerinden, iktidarın bu olayı unutturma çabası üzerinden tam 9 yıl geçti. Bu 9 yıl boyunca aileler mücadele etmeye, Suruç'un adalet mücadelesini büyütmeye, katliamı gerçekleştirenleri en nihayetinde buna yol verenlerin de yargılanması için ciddi bir mücadele gerçekleştirdiler. Orta Doğu'daki savaş politikaları, Orta Doğu'da maalesef iktidarın, devletin yanlış politikaları büyük katliamları birbiri ardına getirdi. IŞİD çeteleri karşısında bir direniş destanı yazan Kobani'de Birleşik Ortak Enternasyonist Mücadele yürütmeye çalışanlara destek olmak için, birlikte olmak için, dayanışma için giden 33 gencimiz maalesef bu özgürlük yürüyüşünde, adalet yürüyüşünde hayatlarını kaybetti. Sadece Suruç'ta değil, Suruç'tan sonra Türkiye'nin her tarafında olağanüstü koşullarda resmen işbirlikleri içerisinde patlamalarla 10 Ekim'e kadar bir zincirleme katliamlar gerçekleşti. Bu katliamlar zinciri bu ülkedeki otoriter, faşizan bir rejimin inşası bakımından sürekli kullanıldı ve bu kullanılmaya da devam ediyor.